İyi günler sevgili izleyiciler. Reflü Ramazan'da en sık görülen şikayetlerden biri hem iftarda hem de sahurda reflüye ait şikayetleri azaltmak için alınabilecek önlemleri konuşacağız. Yine gastrit ve ülser hastalarının oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. Aksi halde mide ve 12 parmak bağırsağında kanamalar ortaya çıkabiliyor. Bugün hem Ramazan'da reflü ülser hastalıklarına değineceğiz ve hem de bu önemli hastalıklara ilişkin son gelişmeleri, tıptaki son yenilikleri konuşacağız. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Özkan bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve sevgili izleyiciler, her zaman olduğu gibi sorularınızı bekliyoruz. 0312 alan kodumuz 490-9972, 490-80-06 bize ulaşabileceğiniz telefonlar efendim. Evet, hocam dilerseniz öncelikle hastalıklara bir bakış yapalım. Örneğin reflü, artık herkes biliyor reflünün ne olduğunu. Evet. Ve o kadar sık görülüyor ki bu yanılmıyorsam mide hastalıklarıyla ilgili yeni bir terminoloji, yeni sayılabilir. Evet. Önce buna bakalım dilerseniz, mide hastalıklarıyla ilgili bu terminolojik ve yeni gelişmelere bir bakalım. Reflüyü de buna dahil ederek konuşalım. Evet, Hüseyin Hanım, önce bu Ramazan günü dinleyicilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Kazasız belasız oruçlarını tutmalarını diliyorum. Böyle bir sağlık konusunda sizin programınız çok tutulan, sevilen, hakikaten geri dönüşüm bizim hastalardan, çevremizden olsun geri dönüşümde her zaman yararlı katkılar olduğunu düşünüyorum. Burada bulunmaktan hocam da mutluluk duyuyorum. Olun, teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Şimdi eskiden tabii bizim bundan eski derken artık biz de eski olduk. 20 yıl önce, 22 yıl önce mide hastalıkları deyince tek antite olarak düşünülürdü. İşte geğirti, şişkinlik, epigastrik ağrı, bunlar tek sanki mideden kaynaklanıyormuş gibi bilinirdi. Fakat endoskopik teknolojideki gelişmeler, tıbbi teknolojideki gelişmeler bunları ayırmaya, sınıflandırmaya yol açtı. Dolayısıyla reflü diye bir antite çıktı. Mide hastalıkları, düğdönüm hastalıkları diye ayrı çıktı. 12 parmak varsa hastalıkları. Burada tabii en önemli rolü endoskopik tanı yöntemleri. Korkunç bir gelişme arz ediyor. Nasıl ki iletişim çağında çevirmeli telefonlardan artık uydu telefonlarına geçtik. Şimdi endoskopide de aynı teknolojik gelişmeler var. Öyle ki son zamanlarda artık neredeyse patolojik spesimen almayıp direkt endoskopla o kadar yakınlaşıyor, o kadar büyütüyor ki neredeyse hücre gözükecek düzeyde. Zoom endoskopi dediğimiz endoskopiler. Ya da eskiden işte o da yeni teknolojiydi ama şimdi değişiyor yavaş yavaş. Boya yöntemleriyle erken kanser yakalanıyordu. Boya, bazı boyalar kullanılarak mide mukozası boyanıp tanı koymaya çalışıyorduk. Şimdi değişik ışık kaynakları kullanılarak narrow image bending dediğimiz bazı teknolojik gelişmeler erken kanser yakalanmasında çok önemli yardımları yani oluyor. Tanı yöntemi o kadar gelişti ki o halde hastalıkların seyri de çok değişecek. Yani tabii şimdi hastalıklarda önemli olan şu: doğru teşhis, erken teşhis. Teşhis konduktan sonra dünyanın her yerinde tedavi aynı. Sonuçta bu alanda çok büyük gelişmeler oldu. Dolayısıyla şimdi artık gastroözofageal reflü dediğimiz bir hastalık grubu var. Özofagus'u ilgilendiriyor ama mideden de menşe alan bir hastalık. Bunun dışında mide ve düğdönüm hastalıkları da ayrı bir antite. Onun da kendine göre belirti, semptom ve tedavi şekilleri var. Evet. Ülser'e de bakacak olursak yine ülserle ilgili de çok önemli gelişmeler oldu değil mi? Evet. Helicobacter pylori mesela ülkemiz için de çok önemli bir sorun. Ve doğasına yönelik, ülserin doğasına yönelik ilaç kullanımı. Bunu da açalım dilerseniz. Evet. Buna da bir vurgu yapalım. Ben bu konuda keşif diyorum. Son bir kitap yayınlamıştık biz. Peptik ülser hastalığı ve reflü hastalığı diye. O kitapta bahsettim. Hakikaten reflü ve peptik ülser hastalığında iki büyük keşif olarak değerlendiriyorum. Bir tanesi proton pompa inhibitörü dediğimiz asit baskılayıcıların keşfi, bulunması ve kullanımı. Diğeri de Helicobacter pylori dediğimiz mideden aldığımız spesimenlerde bulduğumuz mikroorganizmanın keşfi. Öyle ki bu mikroorganizmanın keşfi öyle anlatıldığı gibi çok sanki bakıldı, bulundu, edildi değil. 100 yıl bir geçmişi var. 1870
5'lerde bu çığır başlıyor. Midede mikrop vardır çığırı. En son 1983 yılında Marshall isminde bir bilim adamı Helicobacter pylori adını koyuyor. 100 yıl daha sonra, 20 yıl geçtikten sonra Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. 2000'li yıllarda Nobel Edebiyat Ödülü. Yani bilimsel çalışmalar meşakkatli, zaman alıcı ama sonunda da yüz güldürücü oluyor. Ha, bu olunca ne oldu? Bu oldu, Helicobacter keşfi, proton pompa inhibitörlerinin kullanıma girmesi ve keşfi mide hastalıkları, reflü hastalıklarında çığır açtı. Öyle ki benim talebelik yıllarımda 20 yıl, 22 yıl, 24 yıl önce bir günde 10 ameliyat yapılıyordu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. 8 tanesi mide ülseri ameliyatı, peptik ülseri ameliyatıydı. Şimdi ben hatırlıyorum, son 5 yılda ya 2 ameliyat yaptırdım ya 3 ameliyata verdim hastayı. O kadar çığırına türü değişti. Yani ülsere bakış, hastalığın seyri, tedavisi son derece tabii, değişti. Nüksler önlendi artık. Yani endoskopi, bir kere kesin tanı yapıyorsunuz, endoskopik araçlar kullanılıyor. 2, tanı konduktan sonra etiyolojik tedavi yapıyorsunuz. Bir daha hasta ülser olmuyor. Eskiden yıllardır insanlar 20 yıl ülserim var, ülserim var diye dolaşır dururdu. Evet, yani yine bir takım için de aslında hep onu konuşuyoruz. Oradan ona geçelim istiyorum. Tabii. Hani midesi ağrıyan, hafif yanma, ekşim olan herkes bende gastrit var der ve ne yapar ki gelişigüzel ilaç kullanır. Doğru. İşte antiasitler ve benzeri. Ne olabilir bu ilaçların kullanımı ile ilgili, ne düşünüyorsunuz? Çünkü çok yaygın tabii yanlış ilaç kullanımı var da ülkemizde. Ama gastrit de bunların belki başında gelen sorunlardan biri. Şimdi bazı gastritler vardır ki kanser öncesi dönemde gördüğümüz gastritler. Dolayısıyla bunların erken tanısı kanser önleyici tedavilere yönelmemizi sağlar. Bunun dışında gastrit diyebildiğimiz hakikaten ülserdir. Düzgün tedavi edilmesi, onun komplikasyonları oluyor. Sonuçta hele günümüzde hem kolay hem etkin tanı yöntemleri olduğu için bunlarla tanı yaptıktan sonra tedavi vermek lazım. Neden? Bir, kullanılan ilaçların eğer gereksiz kullanıyorsanız yan etkileri mutlaka olur. Çünkü ilaç demek şudur. İlaç faydası zararından çok olan kimyasal maddelerdir. Evet. Dolayısıyla mutlaka zarar vardır o ilaçların. Hı hı. Ama göz ardı edilecek ölçüde zarar vardır. Yani onun için getirisinin daha onun için tanı konmadan, kesinlikle tanı konmadan, bir hekimin tavsiyesi olmadan ilacı kullanmak sakıncalıdır. Ekonomik olarak da sakıncalıdır. Öyle ki bazen o ilaçları biz uzun süre kullanmamız gerekebilir. Hı hı. Geçici kullandığınız zaman yararı olmaz. Sonuçta hastada eğer hayatını etkileyecek ölçüde şikayet varsa iyi bir merkeze yönlenip burada tanı konup tedavinin verilmesini tavsiye ederim. Evet, bu çok önemli ve gerekiyorsa dediniz ki işte uzun süreli ilaç kullanabiliyor. Tıpkı bir diyabet hastası gibi, bir hipertansiyon hastası gibi. Evet. Yani artık hastalık belki kronik hale aldıysa uzun süre yıllarca ilaç kullanıyor hastalar. Buna da doğru bir bakış getirelim istiyorum. Çünkü burada uzun süreli ilaç kullanımında bazı yanlış kanılar olabiliyor. Evet. İşte ilaçların yan etkilerinden söz ettiniz. Örneğin kanser ve benzeri sonuçlara yol açtığı söyleniyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi burada iki önemli nokta var. Bunu biz karşılaşıyorduk. Eskiden daha çok karşılaşıyorduk. Yani bundan bir 10 sene önce, 5 sene önce daha çok karşılaşıyorduk. İlaç yazıyorduk. Hastaya diyorlardı ki eczanede veya sağlık ocağında hekimlerimiz, işte bu ilacı uzun kullanma, kanser olursun. Halbuki araştırmalar öyle göstermiştir ki yurt dışında 18 yıl 20 yıllık şey var, hasta grupları var verilen ve çift doz, full doz dediğimiz iki katı dozla yapılan çalışmalar var. Bunların hiçbirisinde 18-20 yıl gibi uzun süreli literatür taramalarında bakıldığı zaman herhangi bir kansere yol açtığı görülmemiş. Dolayısıyla bugün için kesinlikle şunu diyebiliriz. Proton pompa inhibitörleri bariz ve aşikar kansere yol açan bir etkileri literatürde mevcut değil. Gönül rahatlığıyla hekim verdiyse uzun süreli kullanılabilir. Birinci vurgulamak istediğimiz nokta bu. Bunu da hekimler arasındaki yanlış kanıyı düzeltmek için söylüyorum. Çünkü tıp eğitimi çok sürekli değiştiği için bazı hekim arkadaşlarımız literatürü takip edemeyebilir. Bunları da artık bu şekilde doldurması lazım. İkinci buradaki bir nokta da, şimdi bazı hastalıklar vardır ki işte reflü hastalığı gibi kronik hastalık. Evet. Bunlar öyle bugünden yarına geçen hastalık değil. Şimdi bir tansiyon hastası geldiği zaman ilaç veriyorsunuz. İlacı kestiğiniz zaman tansiyonu tekrar çıkıyor.
Diyabet de öyle. Onun gibi birçok hastalık öyle. Şimdi biz de böyle midenin kronik hastalıklarında ilacı 10 gün, 15-20 gün veriyoruz. Kesildiği zaman hastalık tekrar yükseliyor. Dolayısıyla midenin bazı hastalıkları, ki bunun başında reflü hastalığı da gelir, reflü hastalığın uzun süreli proton pompa inhibitörü tedavisi gerekebilir. Bunda da hiçbir mahsuru yoktur ve güvenlidir. Evet tabii. Hocam. Yine tabii hastalıkların aslında doğru tanı konması ve tedavisi son derece önemli. Bazı kanser türlerini korumak için de, değil mi? Dilerseniz evet. Buna bir vurgu yapalım. Evet. Örneğin helikobakter kansere sebep oluyor mu? Bu çok tartışılan bir konu. Onun dışında da neden önemli, etkin ne, doğru tedavi, ona da bir vurgu yapalım. Evet, şimdi aslında tabii bu konuda çok yoğun çalışmalar var yurt dışında. Özellikle mild lenfoma dediğimiz Helicobacter pylori ile ilişkili bazı lenfoma ve kanser türleri mevcut. Bu keşfedildi. Hatta Japonya'da yapılan bir çalışmada %1 ile 3 oranında Helicobacter pylori'ye bağlı mide maligniteleri, habis hastalıklarının oluştuğu tespit edildi. Biliniyor. Neticede bu bilgilerimiz olduğu için hastada yapılacak iyi bir inceleme, bunların da bugün için tedavisi %80-90 hatta %98'e kadar oranında mümkün. Tedavisi hastanın ileride rastlayacağı risklerden uzaklaşmasını sağlayacaktır. Neticede bazı şeyleri küçümsemeden ileride büyük olaylarla karşılaşmamızı önlemek için doğru teşhis, erken tedavi diye burada belirtmek istiyorum. Peki. Bursa'dan bir izleyicimiz soru soracak. Bilgin Emin arıyor bizi. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Buyurun, sorunuzu dinliyoruz. Şimdi sorum şu benim. Ben 3 kez midenin alt kısmından ameliyat oldum. Diye bir yerden. Fakat bu ameliyattan sonra benim maalesef ameliyatlar başarılı olmadı. Halen daha mide kanamaları geçiriyorum. Aç kaldığım müddetçe daha rahat oluyorum. Ama yemek yiyince de bir takım şişkinlikler, daha başka sorunlar oluyor. Hatta bazen bilmiyorum ondan mı oluyor ama kalbimde bile ağrılar, göğüs kısmında ağrılar oluyor. Şimdi her 3 ayda bir, 6 ayda bir mide kanaması geçiriyorum. Son bundan bir ay önce geçirdim. Hocama soru soracağım. Orada söyledim hastanede, dedim ki bunun çözümü ne? İçimi, mideni endoskopi yapalım dediler, yaptılar. Küçük deformalar var. Sorun yok. Peki bu mide kanaması nereden geliyor? Evet, ilginç. Tabii hemen soralım. Bilgin Bey, geçmiş olsun diyoruz size de. Bu kadar sık mide kanaması geçirmek normal midir hocam? Altında yatan patoloji ne olabilir? Evet, şimdi hastamızın tarif ettiği kronik peptik ülser hastalığı olmuş hasta. Ardından ameliyat olmuş. Tabii bu ameliyatın tipi, şekli hasta için yeterli olmamış. Diğer seri ameliyatlar gelişmiş. Böyle hastalara rastlıyoruz. Bu da peptik ülser hastalığının sınıflandırılmasında bir bölümde yer alıyor. Hakikaten bazı hastalar çok ağır seyrediyor. Kanamalar oluyor. Bunlar da aşırı asit üretimi oluyor. Belki bu hastanın geçmişinde Helicobacter pylori vardı. Dolayısıyla bu iyi teşhis ve tedavi edilemediği için ülser komplikasyonlarından bir tanesi delinme, kanama. Bunlara yol açtı. Şimdi bizim tıptaki temel şey şu, bizim her zaman vurgulamak istediğimiz şey şu: non-invaziv yöntemlerle tedavi etmek. Yani ameliyatsız tedavi mümkünse yapmak. Şimdi hastaya belki geçmişte iyi bir tedavi yapılsaydı bunlarla rastlamazdık. İyi tanı yapılsaydı. Belki hastada Zollinger-Ellison sendromu vardı ki bu hiperasidite ile devam eden bir hastalıktır. Bu teşhis edilir, ona göre daha iyi tedaviler yapılırdı. Bunlar olmadığı zaman operasyon, girişimsel tedavi yapılıyor. Girişimsel tedavinin her zaman komplikasyonu vardır. Evet.